Gel buraya canım. Daha net, daha düzgün sizlere sesleneyim diye gözlük takıyorum. Yeni düzenleme hangi hakları ortadan kaldırıyor? Yeni düzenleme. Buradan devletimize ve hükümetimize ve milletimize ve hırsız olan korsanlara sesleniyorum. Bu işi madem başlattık, ya bitecek, ya bitecek. Mutlaka bitecek. Bir, korsancılara verilecek cezalar azaltılıyor. Üstelik tekerrür halinde ceza arttırımı yok. Yani bir daha tekerrür ederse ceza arttırımı yok. Sen geçen sefer böyle yapmıştın, bak seni tecil etmiştik. Bu iki katına katlandı, yok. Ceza alsalar bile erteleme hakkını kazanmış oluyorlar. Korsanlar için hükümetimize bakar mısınız? Böyle bir önerge vermişler şu anda mecliste. İki, korsan yeniden şikayete bağlı suç haline getiriliyor. Korsan yeniden şikayete bağlı suç haline getiriliyor. Yani kendi hırsızını kendin bul deniyor. Yani şimdi burada ne var? Besteci sokak sokak dolaşacak veya güfteci sokak sokak dolaşacak. Efendim ben şurada eskiden jandarma, polis nerede bir korsan satan görürse kendi müdahale edebiliyordu. O edemeyecek artık. Niye? Besteciler sokak sokak dolaşacak. Efendim köşe başında bir tane korsancı var. Karakola gidip lütfen gelip buna müdahale eder misiniz diyecek. Üç, meslek birliklerinin şikayet yetkisi kaldırılıyor. Bundan sonra herkes bireysel olarak kendi korsan avına çıkacak. Sanatçılar korsan tezgahları kovalamak zorunda kalacak. Biz bekçiyiz ya veya polis. Biz miyiz? Dört, korsanlar şirket kurup bu işi yapanlarsa tezgahta yakalanan suçlu sayılacak. Patron suçsuz kabul edilecek. Biz içiciyi alırız. Ama kimden aldığına bakarız. Sen içicisin, aldın ama nereden aldın? Burada öyle bir şey yok. Buradan korsanın başı kimse o suçsuz. Satan suçlu. Yok böyle şey ya. İkinci sayfaya geçiyorum. İkinci sayfaya. Mikrofon hocam. Yani hakikaten buraya kadar hiç bana tatmin edici gelmedi. Bir ikincisi, yani burada deniliyor ki sinekler öldürülsün, bataklık kurutulmasın manasında gibi böyle bir şey çıkıyor yani, değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Bu yasa değişikliği bu yasa değişikliği için hiç kimseye bir şey sorulmuyor. Yani biz oraya kadar gittik. Bizim başımız var. MESAM'dır, MÜYAP'tır, MÜYOBİR'dir. Efendim meslek birlikleriyle ilgili ne kadar kuruluş varsa onların hiçbirine sorulmuyor. Halbuki orada bize ne güzel umutlar verdiniz. Ne güzel ışıklar yaktınız. Karanlıktaydık. Aydınlattınız güneş gibi bizi. Böyle gözümüz gördü her şeyi. Birdenbire kör olmaya başladık şimdi. Bir, sanatçılar meclise gittiklerinde yasa mükemmel ama uygulama eksik demişlerdi. Gerçekten başbakan öyle dedi. Yasa mükemmel ama icraat eksikliği var. Bizzat başbakan 5 bakandan oluşan bir komisyon kurarak korsanı engellemek için her şey yapılacak dedi. Ben buna şahidim. 5 ne? Pardon. 5 bakandan oluşan bir kurul bu işle ilgilenecek ve bu iş bitti dedi bize. İki, ardından hiç kimseye danışmadan yeni yasayla tam aksi bir değişiklik gündeme geldi. Dağ fare doğurdu anlamına geliyor bu. Yani dağ fare doğurdu. Üç, eğer bu tasarı yasallaşırsa herkesin gözü önünde hükümet sanatçıları kandırdı şeklinde bir sonuç çıkacak.
Bu doğrudur. Yani bizi kandırdınız. Biz oraya geldik. Bize umut verdiniz. Ağzımıza balı verdiniz. Hadi güle güle. Merak etmeyin. Her kahvaltıda size bal vereceğiz diye. Acı biberden başka bir şey göremiyoruz. Şu anda şöyle. Bu yasal düzenlemenin tek manası var. Sanatçıların yaratıcı emeği dünyanın her yerinde özel yasalarla korunur. Dünyanın hiçbir yerinde korsanlara hiçbir kapı açık değildir. Bütün kapılar kapalıdır ve cezaları da çok ağırdır. Çünkü korsan adı. Niye korsan? Korsan yaptığın zaman devlete vergi vermiyorsun. Mehmet Ali'nin dediği gibi. Sevgili Kirbem'in, ben dedi vergimi veriyorum, benim şu 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 eksiklerim oluyor. Biz bu ülkede, bu vatanda, vatandaş olarak namuslu bir şekilde vergimizi aslanlar gibi ödüyorsak, bize de hizmet görmek isteriz. Nedir bize hizmet? Haşa, biz hükümetimizin bizim karşımızda el pençe, hayır. Haşa diyorum bakın. Biz her zaman size boynumuz kıldan ince. Siz emredin bu vatan için ne gerekiyorsa ölelim. Kellemizi ortaya koyalım. Ama biz oylarımızı verdik. Siz oraya gittiyseniz, bizim dilimizseniz, milletvekili yani milletin vekili, biz vekil olarak size tayin ettiysek, bizim haklarımızı, bir de milletiz yani milletin içinden bireyleriyiz. Bizim haklarımızı niye korumuyorsunuz? Niye? Burayı iyi dinleyin şimdi. Bak buraya şimdi rakı makı koydum. Vallahi içeceğim. Kafam bozuldu. Çilingir sofrasını buraya kurdum. İçeceğim abi. Gel Cano. Buraları atlamadan okumam gerekiyor ki yanlış bir cümle kurmayayım diye. Milletvekillerine ve hükümete sesleniyorum. Bu kanunu çıkarmak bir, korsana teslim olmaktır. Bu kanunu çıkardığınız zaman korsana kardeş buyurun. Yani bükemediğiniz eli öpmeye kalkmaktır. Siz korsanı yenemediniz. Korsan efendi ver senin elini öpeyim demektir bu. Edebiyatçının, fikir adamının, sanatçının hakkını değil hırsızları ayrıca kollamaktır. Yani bizim haklarımızı değil. Ben bir şey değilim özür dilerim. Ben sadece yazar çizer şarkımı söylerim. Ama bu işe emek vermiş insanlar var. Yazıyorlar, çiziyorlar, düşünüyorlar. Yani siz uzaya feza gönderiyorlar. Bu neyle oluyor? Allah insana akıl ve fikir vermiş. O akıl ve fikri kullanıyorlar. Bunları kullanmak aylar, yıllar sürüyor. Öyle hazır çarşıda satılan baklava gibi değil ki. Portakal gibi değil ki. Elma gibi değil ki. Düşünüyorsun. Düşünürün hakkını vereceksin. ...86 yıl önce Cumhuriyet kuruldu. Doğru mu? Yani Cumhuriyet mi, meclis mi onu bilmiyorum. Meclisin işte Cumhuriyet kurulduğunda meclis kuruluyor. 23'te kuruldu işte hesap et. 86 yıl önce o koltuklara oturanlar zamanında işgalcilere, hırsızlara boyun eğmemişlerdi. Şimdi o koltuklar eğer ki onlara boyun eğselerdi, hırsızlara, haramilere ve düşmanlara, şimdi o koltuklarda oturan kimse olmayacaktı. Tam 5 ay önce geldik. Burada bu dosyalar onlar için. Burada çıkan bütün haberler 5 aydır çıkan
korsanla ilgili haberler var. Tatlı ses. Burada bakın kılıç var şimdi göreyim. Korsanlara kılıç çekmişiz ya. Biz korsanlara göğüs germişiz. Kimiz biz ya? Bizi sokakta her an vurabilirler. Korsanlara kafa tutuyoruz. Biz kimiz? Siz hükümetsiniz. Neden korsanlara kafa tutamıyorsunuz? Onu anlamış değilim. Sayın Erkan Mumcu, Sayın Deniz Baykal, parti başkanları, onları da teker teker ziyaret ettik. Sayın Başbakanımız, Sayın Mehmet Ağar Bey'i ziyaret edemedik çünkü o gün orada değildi, gidemedik. Bir şey söylüyorum, çok özür dilerim. Biz yanlış adrese mi geldik? Biz bu vatanın, bu milletin çocuklarıyız. Burada üretiyoruz, burada yaşıyoruz. Nüfus kütüğümüz Türkiye Cumhuriyeti TC yazıyor. Ve biz buranın malıyız. Neden bizlerin hakkını korumuyorsunuz? Ben bir gün bir şey daha söylemiştim. Bu çok ayrı bir şey, çok ayrı bir şey. Telekom'a seslenmiştim. Burada değil, burada değil. Oraya gittiğimde benim bir kanalım vardı. Şu anda o kanal bizde Allah'a şükür. Ben demiştim ki, kablolu TV var biliyorsunuz. Kablolu TV izliyorsunuz evlerinizde. Kablolu TV'de yabancı kanallar var. Yabancı kanallara biz dünya paralar ödüyoruz. Kendi kanallarımızdan da para alıyoruz. Bakın. Burası belki beni biraz çok kötü duruma götürebilir. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum Allah'tan başka. Ben doğruları söyleyeyim de. Şimdi siz ATV'den Telekom olarak para alıyorsunuz. Para alıyorsunuz ama yabancı kanallara da para ödüyorsunuz. Şimdi siz kablolu TV izleyen evlerdeki vatandaşlara Kanal D, Show, Star, TGRT, Flash, ATV, Star, Show TV. Bunlar derse ki biz kablolu TV'de yokuz, girmiyoruz. Vatandaş size para ödeyecek mi Telekom'a? Ödemeyecek. Niye? Çünkü bu kanalları isteyecek. O zaman ne yapacaksınız? Kanallarla anlaşmaya gideceksiniz. Ama biz ne yapıyoruz? Vatandaş olarak, bu milletin vatandaşı olarak biz olsun diyoruz. Madem bizim televizyonumuz var, biz yine size para ödüyoruz ama siz o parayı alıp yabancı kanallara ödüyorsunuz. Bu ona benziyor. Allah rızası için, Allah rızası için ben çok önemli değilim. Bazı kişiler de çok önemli olmayabilir ama lütfen korsana pabuçlarını ters giydirin ya. Ters giydirin ya.